Mühendisler loncasının ilk çağlarından beri Davi, yani cüceler, savaş makineleri yaptılar diyor. Mükemmelliyetler Gromril ve altından oluşturulmuş. Güvenilir planlar. Jenerasyonlar boyu ilerledi bu planlar. Ama bazıları geleneğe baş kaldırdı. Lonca'dan sürülmüş fikirleri yüzünden Malakai Makaison şimdi onurunu geri almaya çalışıyor. Slayer yeminini yerine getirecek. Demir, şöhret ve şeyle, azimle. Eyvallah, iyi seyirler. Biz o geçitleri yaptığımız için muhtemelen şey yapmışımdır yani, salmışımdır daha önceden. Sürekli aynı hikaye dönmesin diye. Şimdi Malakai Makaison'dan önce ki ondan da bahsedeceğiz. Cücelerin yeni bir mekaniği var arkadaşlar. Şey mekaniği komple değişti dediğim gibi. Grudge mekaniği tamamen değişti. Eskiden grudge'lar bu kitapta yer alırdı. İşte tamamlamamız galiba 5-10 seviye üzerinden falan şey yapıyordu diye hatırlıyorum. İşte çok tamamlanmayınca penaltıları şuydu. Tamamlayınca penaltıları buydu. Yani bonusları şuydu falan diye geçiyordu. Şimdi özel legendary grudge'larımız var. Yani efsanevi garezlerimiz. Bunlar burada duruyor. Öncelikle cücelerin ata topraklarının alınması gibi bir şeyimiz var. İntikam savaşı var. Elflere açılacak olan. 5 sayfalık böyle legendary her şey var. Yani tarihte başımıza gelen her bir haltın kaydının tutulduğu ve karşılığının verildiği şeylerden. Karşılığında bize bir şeyler veriyor. Ekstradan grudge'lar artık böyle bir para birimi gibi. Yani 2500'dür, şudur budur. Harita üzerinde de göreceğiz bunları. Daha böyle yoğun bir para birimi gibi gözükecek artık grudge'lar. Onun dışında legendary lordlar var. Belagard'dır, Grombrindal'dır, Ungrim, Torek, Thorgrim. Bunları konfedere edebilmemiz için bunlardan biraz daha fazla garez tamamlamamız gerekecek. Burada da bize gösterecek zaten ne kadar ihtiyacınız olduğunu. Bunları yaptığımızda konfedere edebileceğiz diğer cüce lordlarını. Onun dışında Grudge Settlers geldi. Grudge Settlers da grudge'ları yaptıkça herhalde açılıyordur diye tahmin ediyorum. Age of Reckoning'in önüne geçince. Onu şuradan bahsedelim. Şimdi Age of Reckoning bizim başlangıç seviyemiz. Başlangıç seviyesinde herhangi bir garezi tamamlamadığımız için bir şey var, huzursuzluk var. Duramıyor cüceler yerinde. Şefte Twitch, teşekkür ediyorum hediye aboneliklerin için. Başlangıçta asayiş -3 yiyoruz. Büyümeye -25 yiyoruz. Ve Grudge Settler üniteleri, bu üniteler totalde %100 daha pahalı oluyor. Biz gitgide garezleri tamamladıkça pozitife doğru eğriliyoruz. Ve en son noktaya geldiğimizde 5 asayiş, 50 büyüme, %50 daha ucuz Grudge Settler ünitelerini tutma, bütün Grudge Settler ünitelerinin açılması ve Grudge Settler ünitelerinden oluşan bir ordu, geçici bir ordu oluşmasına kadar giden bir yolumuz var. Bunlar düzenli aralıklarla şey olacak, Reckoning çağı olacak ve şurada da yüzdesini gösterecek. Şu an 10 turumuz var. Bunları zaten oyunu oynarken bir yandan şey yapacağız. Bunun dışında Malakai'nin kendi adventure şeyleri var. Bunlardan da bahsedeceğiz açıldığı zaman. Şu an için ona eğilemiyoruz. Onun dışında bir değişiklik cücelerin araştırma ağacına geldi. Araştırma ağacı tek ve uzun bir araştırma ağacıydı. İkiye böldüler. Loncalar ve klanlar üzerinden. Burada muhtemelen piyadelere hız alarak başlarım diye düşünüyorum. Gerisi çok beni şu an şey yapmıyor. Loncalar kısmında. Loncalarda ne vardı? Bir daha bakın. Growth veriyor. Moment range falan var. Recruitment. Aynen şu an için burası daha iyi olur muhtemelen bizim için. Malakai'nin değişikliği de Vampire Coast'taki gibi. Kendisinin Thunder Barge'ı var. Bir gemisi var. Spirit of Grungni diye geçen bir gemi. Bunu seviye atlatabiliyorsunuz ve içine çeşitli muhtelif binalar yapabiliyorsunuz. Muhtemelen şeyle başlayacağız. Şu upkeep'le başlayacağız. Önce bir şu Dungrud'u dövelim.
Şurada da görebiliyorsunuz artık üstlerinde veya işte kalelerin üstünde garez kazanımlarınızı. Ne kadar garez kazanabileceğinizi buralardan görebiliyorsunuz. Tam bir para birimi gibi yani eskiye kıyasla daha böyle elle tutulur bir şey var, karşılığı var. Eskiden Grudge sadece kitapta tamamladığınız şeylerden oluşuyordu çünkü. Haydi bakalım şu Great Unclean One'ı bir tokatlayıp başlayalım. Gel bakayım oğlum. Bir de Malakai'yi iş üstünde görelim. Eyvallah, görüşürüz. Yani büyük bir değişiklik aldı tabii. İmparatorluk gibi. İmparatorluk da değişti. Gerçi imparatorluğun araştırma ağacı çok büyük değişmedi. Ufak değişimler var ama Malakai bayağı değişti. İmparatorluğun da Baltazar ekstradan bir değişikliğe uğramış oldu. Yani planlananın ötesinde bir değişiklik. Selamlar Cenk, hoş geldin. Gelsinler bakalım. O koca olanı şöyle dağın yamacına doğru çekip toplarla vuralım. Gyrocopters. Yeni Slayer'larımızı da göstereyim size. Doomseeker'lar. Yani average bir cüce diyebiliriz. Özel kısmı ise Whirlwind of Death diye bir şeyleri var, vortexleri var. Bunları dövüşte kaldıkları sürece, 90 saniyelik bir dövüş gerçekleştirdikleri sürece kullanabiliyorlar bu sırada. Dursun. Yani Dursun'un bağırsak hareketleri üzerine böyle bir bilgilendirmeye hiç ihtiyacım yoktu ama teşekkür ediyorum Battal. Gotrek ve Felix'i de şöyle koyalım. Malakai'nin kendisi de bu sırada menzilli ve bizim imparatorluktaki menzilli dayı gibi bayağı iyi vuruyor kendisi. 1.3K bayağı sağlam bir vuruş. Onun dışında ister kendine ister başka birine şeyi de verebiliyor. Range Munition da verebiliyor. Gyrocopter. Koca oğlanı dövün. Hadi aslanlar, sıkın biraz. Hatta şu an sıksanız daha iyi. Oh, ne güzel ızgara yaptı be. Devam et. Oh, kafasına. En azından don giyiyorlar ya, buna da şükür. Yani tip hala daha sıkıntılı ama don giyiyor en azından. Nothing can stop us. Kafasına. Bunlar biraz problemli olacak bizim için. Malakai de sıkıyor. Hatta göstereyim yakından Malakai. Todları vuralmasın. Dev olan zaten top atışına gider mi? En iyi ihtimalle. Makaysın. Gel bakalım oğlan. Ufak oğlanı çağıralım sahaya. Bunu göstermek istiyorum çünkü hem fragmanda hem de oyunda en hoş gördüğüm detaylardan biri. Arkadaşlar güvertede insanlar sıkıyor, gemiyi kullanıyor, herkes bir şey yapıyor ve güvertenin altında, dur bakayım yavaşça bunu indirebileceğim bir şeyim var mı? Güvertenin altında agalarım,
Eğleniyor. Biraları tokuşturup eğleniyor agalarımız. Müthiş bir ekip. Müthiş bir ekip. Savaşa böyle gitmek lazım. Gerçekten savaşa gideceksen böyle gitmek lazım. Hemen bir Spear of Grugnir at. Hop, pardon, yanlışlıkla seni hareket ettim. Ponderers. Tepeden bir güzel sıkıyorlar. Topları var. Tüfekleri var. Ne ararsanız. Hatta pompalı tüfekle sıkıyor olmaları lazım. Aynen, cücenin pompalı tüfek şeyiyle. La dur, bizimkileri yakıyorsun manyak, dur. Kazuk. They have wronged us. Gerçek Sigmalar değil mi? Aon Thunderbolt. Uçan bir birim olsa gördüm o gemiyi. O gemi pek ufağa alınacak bir şey değil ya. Sürekli çağırılıyor mu? Savaşlarda çağırabiliyorsun, bir kereliğine çağırıyorsun. Ölürse de ölüyor. Yani ölürse bir sonraki savaşta yine çağırabilirsin. Onda sıkıntı yok. Kendisi Malakai'nin bineği olduğu için. Binek. Hani bir sıkıntısı yok. Ver. İnkam ver. Krakadrak'ta başladık bu sırada. Krakadrak biliyorsunuz cüceler için önemli bir bölge. Kalplerinin attığı bir bölge. Ulaşamadıkları bir bölge. Malakai Makaisan. Kendisinin ekstradan güzel bir ağacı var. İkili ağacı var bu sırada. Burada engineer'lara şey veriyor, slot veriyor. Ekstradan bakım ücretlerini kırıyor slayer'ların. Yenilenme veriyor topçular için vesaire. Daha hızlı doldurmalarını sağlıyor. Artileri master ekstradan bir 30 isabet artı 10'da yeniden doldurma veriyor 55 metrelik çapta. Bütün şeyleri kapsıyor bu sırada. Dostlarını kapsıyor. Şu yeteneği gelişiyormuş. Tam olarak neyi değişiyor onu anlamadım. Ha, şunları ekliyor muhtemelen. Menzil ve ekstradan zırh delici mermi. Seni böyle bir başlatalım. Üstüne de böyle verelim. Zaten Gotrek ile Felix bizim dövüşçü kısmımızı büyük oranda şey yapacak. Aradan çıkartacak. Yok, Draken'ı da alalım. Burası da çıksın. Devran, 42. ayın kutlu olsun. İyi seyirler. Cüce için önemli olmayan bir bölge mi var? Doğru diyor. Doğru diyor. Adam bilmem kaç tarihinde Gares kitabına yazıyor. Bizden şuraya aldılar, analarını belleyeceğiz diye. Bilmem kaç bin yıl sonra da oturup bunu şey yapıyorlar. Kovalıyor herifler ya. Gerçekten hani cücelerin bu aşırı affedici yanını daha nasıl niteleriz bilmiyorum ama. Şey olsun, sağ olsunlar. En ufak bir şeyi, götlüğü affetmek gibi bir şeyleri yok. Dayıma küfür etmişler. Komşum karıma atladı. Bin yıl sonra ağzına sıçacağım. Nurglingleri çok bombalayasım geldi ya. Tiplere bak. Şu tiplere bak. Allah aşkına durdurmam lazım. Dayanamıyorum. Aman Allah'ım. Bak. Bir kişi gibi olmuşlar, görüyor musun? Bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada. Hepsi birleşmiş bir kişiye dönüşmüşler. Böyle omuzlu momuzlu yaratık gibi bir şey olmuşlar. Abi şaka gibi tiplere bak ya. Diller de dışarıda. Ve
Range far, range fast. Kaan, Manor Lords'ta yol nasıl yıkıyoruz? Çıldıracağım. Yol tuşuna bastın mı? Orada ayarlarda gözüküyor. Alt tuşuyla basman gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Spesifik olarak bir yol silme tuşu yok da yola bastığın zaman sana gösteriyor orada zaten. Şuna bas şu olsun, buna bas bu olsun diye. Pondururuz. Vur bakalım şöyle güzel. Geldi. Dediğin alan çıkmadı ama teşekkürler. Yani ya yol simgesinin üzerinde mouse tutunca gösteriyor ya da bastığında böyle aşağıda menü gibi gösteriyor olması lazım. İnşaat menüsünün üstünde. Ben hatırlıyorum çünkü. Kendim de öyle bakarak yaptım. Yakmayın Gotrek'i mi? Dünden beri Gotrek ve Felix zaten çekeceğini çekti yeter. Salın adamları. Adamlar acı çekiyor. Teknolojik üstünlükle eziyorsun adamları. Git ve birebir erkek gibi savaş demiş. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Sıkıntı yok. Gyrocopter tamamen şov. Gyrolar. Bunların gyro bomberları iyiydi galiba. Ya SFO'da hepsi bayağı iyiydi. Vanilla'da hangisi iyiydi hatırlamıyorum açıkçası. Ya çok kullandığımı da hatırlamıyorum Vanilla'da. Hani güç olarak da hangisi daha iyidir bilemeyeceğim. It's not home, but it will do. Ev gibi değil ama idare eder diyor. Peki. Malakai Makaison. Kendin de geliştir hafif. Sizi de halledin. By Grimnir, it's me. Spirit of Grimnir aynı zamanda Dwarf Warrior'ların Great Weapon'larını basabiliyor şu anda. Şu an ona ihtiyacımız yok. Engineer. Unte basalım önce. İki tane miner versen. Minerları çok aşırı sevdiğimden değil ama ufak da olsa bir katkıları olur bize muhtemelen. Sonrasında da Lair of the Troll King'e ilerleyeceğiz. Dün 13 saat yayın mı yaptın? Helal olsun be. Nasıl yaptın ya? Oğlum ben 12 saatlik yayında şey oluyordum lan. Ölüyordum yani. Öldüğümü hissetmeye başlamıştım artık. Dedim galiba bana bir şeyler oluyor. Merhabalar İhsan. Hoş geldin balım. Bu herifi de içsem. Daha yapsam yapardım da sıkıldım. Allah Allah. Hiç oturup kalkmadın, mola vermeden öyle mi yaptın? Ne ara yaptın lan sen 12 saat yayın? 12 saatlik çok yayındır. Değil mi? O battalla sabaha kadar attığımız Joh vardı ya gece başlayıp. Sabah 6'da mı ne bitmişti? Ya normal bir insan kendine bu kadar Company of Heroes vermemeli abi. Vermemeli. Hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum bakın. Hani ileride kitaplarda okutmaları lazım. Gerçekten çocuklara hiçbir faydası olan bir şey değildir ya. İnsanların tamamen mentalini sorgulatan bir şey. Büyük sürpriz Warhammer 4 olsa ne güzel olur. Büyük sürprizim öyle bir şey ki İhsan utanacaksın bunu söylediğine. 1,5 saat süren Joff süperdi. Ya sabit 2 saat değil de yani böyle 12 saate yakın şey yaptığımı biliyorum. Mutfağa gidiyordum, bacakları açmaya çalışıyorum falan böyle hareket ediyorum. Yok 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 tamamlanamıyor yani böyle. Galiba öleceğim diyerek yayın yapıyordum ya. Çok korkunç bir deneyimdi açıkçası uzun süreli şeylerimiz, yayınlarımız. Ben ya bilmiyorum izleyen belki keyif almıştır ama ben orada var olan bir kişi olarak pek keyif alamıyordum açıkçası.
Sonlara doğru çünkü böyle bir aptala bağlıyor insan artık yani. Düşsene oğlum, 12 saat konuşuyorsun. 12 saat konuşmak ne ya? Şahadan bölümünü izlediniz mi gibinin? Oradaki Şahadan gibi hissediyordum kendimi ya. Building upgrade. Şunu verecek bize de. Ya experience güzeldir. Oyunun başında da alsanız fena değildir ama yani buna şey harcamak istemem. Population surplus harcamak istemem. Dolayısıyla onu yapmayacağız. Tamam. Açlıktandır yoksa devam edersin. Yo, yemek mullaları veriyordum ben. Artık Victoria 3 yok mu? Ertelendi. Haziran'ın 20 küsürüne ertelendi. Oyunda bir şey de yok yani. Ülke salıp orayı burayı patlatmak da bana bir keyif vermiyor. Oyuna bir içerik gelsin bir zahmet artık. Oyunun ilk büyük içeriği için 1,5 sene beklemiş bunun. Bir zahmet gelsin bir şeyler ya. Şimdi buradan kah aşağıya vurabiliriz. Ki aşağıya vursa korunmamız daha zor olur. Ben o yüzden yukarıya gitmeyi tercih edeceğim. Winter Pyre'a saldıracağım en kısa zamanda. Onun için de şurası yeterli galiba sınır olarak. Göremiyorum abi, yeşilin tonları o kadar beyazda parlıyor ki. Şunları olmadı kırmızıya çevireyim ben ya. Dur bakayım. Nereden de o zımbırtı? Ha, player kalır. Beyazda en rahat, mor falan belli olur. Ama koyu bir mor istiyorum ha. Koyu bir mor keskin bir şekilde belli olur diye tahmin ediyorum. Sınırlarımı değiştirdi ama yine de çok belli olmuyormuş. Neyse daha anlaşılır gibi en azından. Yeşil hiç gözükmüyordu çünkü. Keyifliydi ama uykusuz saçmalamanızı izlemek sarıyordu. K ile başlayan bir ülkeye oynamadın abi. İhsan bak hala çok çok yanlış şeylerdesin. Büyük utanacaksın sen. Sen büyük utanacaksın. Pazartesi günkü sürprizimden de utanacaksın. Bu esprilerin için de utanacaksın kardeşim. Greatest Inventor. Greatest Inventor. Valla buradan direkt Winter Pyre'a saldırıp ondan sonra gemisini geliştirebiliriz Malakai'nin. Bu sırada Malakai'nin adventure'ları açıldı. Ona bir girişelim. Onu bir göstereyim size. Forge'umuz açıldı. Recycle yapabiliyoruz itemları. Daha önceden yoktu diye hatırlıyorum recycle. Yani kırıp yeniden yapabiliyorsunuz gibi düşünün. Onun şeylerini alabiliyorsunuz. Old Gold'unu alabiliyorsunuz. Neyimiz var? Olur. Quarrelor'lara bonusunu versen. Oradan devam ederim ben. Winter Pyre'a saldırmadan önce Malakai'nin maceraları. Şimdi Malakai'nin maceraları diye bir durumumuz var arkadaşlar. Burada belli başlı aşamalardan geçeceğiz. Tamam mı? Adventure'a başladığınız zaman size şu üniteden 3 tane vereceğini söylüyor kendisi. Tamam. Adventure'ın başlangıç bonusu bu. High Elf'lerle kapışacağız. Dağlık şeylerde kapışacağız. Ve cüce... Hatta şurayı okuyayım, ondan sonra buradaki daha mantıklı gelecektir size ama. Bir ejderha tarafından dağlarda sahip olduğumuz yerleşkelerin birçoğu yok edilmiş. Bir sürü cüce ölmüş veya evsiz kalmış. Bu lanet yaratık High Elf'ler tarafından korunuyor olabilir diyor. Ama bu karşılıksız bırakılamaz. Yani intikamı almadan bunu bırakamayız diyor. Bu topçular yeni şey yapıldı, dövüldü diyor tophanede. Bu ejderi avlayacağız. Öncelikle şeyini yapacağız. Sonra da tamamen mağarasını yok edeceğiz diyor. Şimdi bunu tamamladığımızda bu iki şeyi okuduk. Üçüncü de bu cüce mültecileri kaderini belirleyeceğiz tamamlamamızla beraber. Şimdi bunun birkaç tane aşaması olacak. Bunu başlatacağım muhtemelen. Bunda da Dreadquake Destruction var. Bunu da okuyalım isterseniz. Kislev Kaos'un şeyine karşı, kırbacına karşı gayet dirençli çıktığını kanıtladı diyor. Ama yine de zarın toprakları, çarın toprakları sürekli bu ölümcül makineler tarafından, Kaos
tarafından yozlaştırılmış cücelerin makinaları tarafından şey yapıldı diyor. Yağmaya uğradı. Yeni bir araya getirilmiş gyrokopter filolarıyla beraber Spirit of Grigny'nin şeyiyle beraber, komutasıyla beraber ve yardımıyla beraber bunların sonunu getireceğiz diyor. Burada da kaos cüceleriyle kapışacağız. Wasteland bölgelerde kapışacağız. Karşılığında diplomaside Kislev veya Katayla şeyimiz olacak. Önümüz açılacak. Bunu kabul ettiğimizde iki tane gyrocopter veriyor. Bir tane de gyrocopter Brimstone Gun'la veriyor. Bizde var zaten bir tanesi. Açıkçası Dragon's Bane bana daha mantıklı geldi başlangıç için. Hem topçu vermesi iyi bir şey. Hem de bu topçunun gelişimi var arkadaşlar. Bu görevi tamamladığınız zaman topçu %10 daha hızlı dolduruyor bütün ordularda bu sırada. %25 daha hızlı deneyim kazanıyor. Grape shot, yani saçmalı atış yapabiliyor. Şarapnel atış yapabiliyor gibi düşün. Şarapnel değil de bu gemilerde hani böyle dörtlü beşli atarlar ya, gemi savaşlarında olur. Zincirli top, normal top, işte beşli altılı, artık ona ne denirse, saçmalı diyeceğim ben. Ve üretimde de artı 2 rütbeyle çıkıyorlar. Ben bunu başlatacağım. Şimdi ne istiyor bizden? Topçularla 800 düşman öldür diyor. Bu bir tane seçenek. Düşmanda bir tane süvarinin olduğu bir orduyla kapış diyor. İki tane dağ şeyinde, ikliminde savaş ver diyor. Başka Dilemma Chain diye bir event varmış. Onları tamamla diyor. Yüce Elflere karşı iki tane savaş yap diyor. Diğeri de diyor ki Refactory binası yapılmış olsun. Refactory hangiymiş? Şu bina. Bira üreten bina. Tamam. Tamam, bunları yapacağız. Şu an için Malakai bu şeye başladığı için de topçuları alabiliyor. Tabii ki bir bakım ücreti var ama üretim ücreti yok. 4 tane topçumuz oldu kafadan. Cillop gibi bir destek. Buradan da ben Trog'a bir saldırı açarım. Şurada yenilen, hatta şunları da geliştirelim. Upkeep 3000. O değil de başka bir şey yapabiliyor muyum? Yok. İyi, nasılsa nüfus harcamıyoruz. Ver. Devam. Şarapnel atış olarak geçiyor dedim. Okey. Soydaşlar yerine sivri kulaklıları dövmek daha mantıklı demiş. Kuzenleri dövmeye gerek yok. Selamlar. Seni ağız tadına güvenmiyorum, onu sorayım. En sevdiğim balık ne? Ben yani çipra severim ama çipra biraz kuru gelebilir. Palamutçuyum aslen. O da çok yağlı gelebilir. Yani bu biraz damak tadına bağlı bir şey. Hamsiyi severim. Ne bileyim yani. Severim. Direkt dövün ya. Bu kadar küçük bir savaş için oturup uğraşmayalım. Zaman kaybetmeden devam edelim. Zaten çok büyük bir kayıp vermediği sürece problem yok. Dragon's Bane görevini tamamladık. Peki. Malakai'nin şeyine uğrayıp bakabilirsin diyor. Orduda bir tane süvarinin olduğu savaşı yaptık. Ne verdi bize? Topçular %10 daha hızlı doldurum yapıyorlar. Bütün ordularınızda. Faction'a bağlı bütün ordularda. Bir tur sonra da şeyi atlatacağız. Spirit of Grigny bu sırada ikinci seviye üniteleri basabilmeye başladı. Slayer verebilirim dümdüz. Ki Slayer'ları iyi tutabiliyoruz. Yeni gelen Slayer Pirate'lar var arkadaşlar. Slayer Pirate'ların menzili düşük. Hasarı yüksek. Yani dövüşleri de fena değil. Dövüşleri açısından hani kıyaslarsanız açıkçası Dwarf Warrior'lardan daha iyiler. Normal bir Slayer'la da eşit miymiş? Eşitmiş valla. O zaman direkt basalım ya. Tüfeklidir. İş yapar. İşimizi görür. Sizi de bir geliştirelim. Ne veriyorsun? Slayer'lar, Giant Slayer, ya bütün Slayer'lar için silah gücü veriyor ve menzilli silah gücü veriyor Slayer'lar için. Yeni gelen şeylerimiz var farklı farklı. Onların hepsini yolda göstermeyi tercih edeceğim. Onun dışında Auto Forging binalardan %10 veriyorsun. Valla ondan önce topçuları ve tüfekleri geliştirmeye yöneleceğim. Önce tüfeklerle başlayalım.
Beast değil de Demon Slayer'da olabilir mi? No, aynen. Demon Slayer'da Norska'ya karşı bonus alıyor. Onu bir alalım. Sen yenilenme ver. Savaşlar ne kadar sürer göreceğiz çünkü. Bayrağı ve rengi aşırı hoşuma gitti Lord'un demiş. Bayrağına dikkat etme. Zarina ticaret yapmak istiyor. Biz bundan 430 kazanıyoruz. Oha. Ne güzel ticaret lan o. Zarina 100 zar zor kazanırken biz 400 küsür kazanıyoruz. İşte ben ticaretin böyle tek taraflı olanını severim. Ben somon sevmem yok. Ya balık konusu çok damak tadıyla alakalı bir şey. Yani böyle et gibi şey olan bir şey değil. Ortada olan bir konu değil. Ya yani çeşit bol olduğu için hani şeyde ister istemez bollaşıyor. Oh, Trog'un orduya bak sen, Trog'un orduya. Aman 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 nerelere geldik. Trog'un ordu Gelesi'ye. Biz bir Slayer daha verebiliriz. Üretimi yavaş şu an Grugni'nin. Bir Slayer Pirate daha ver. Mountains of Hell'de de biraz piyade ver. Ondan sonra çıkabiliriz yola muhtemelen ya. Ah, şeylerimiz de açılıyor. Şimdi yeni ünitelerimizden biri Goblin Hoover. Anti-Dev. Onu illaki bir deneyeceğiz. Thunder barcımız var. Basabileceğimiz. Tüfeklilerle başlayabilir miyiz? Tüfeklinin çünkü hasarı yani hayvani bir hasar. Oraya doğru biz bir gidelim. Limonlu limon. Limonlu da yediğim oluyor. Limonsuz da yediğim oluyor. Mesela fırında yaptığın zaman. Mesela çinekop fırında yaptığın zaman. Zeytinyağı limonla hafif süslersen. Çok güzel tadı oluyor. Ama çuprayı mesela limonlu yemiyorum. Warhammer evrenin değiştiğini duyan dedem Toroslardan isyan ateşini yaktı. Niye dedi, deden anti-woke mu kardeşim? Haydi bakalım geliyorlar. Senin canın balık istiyor. Ben balığı severim bu sırada. Yani et mi balık mı desem ben balığı seçerim. Da balığı öyle yiyemiyorsun ki ya. Av yasağı, mav yasağı alıyor. Yani İstanbul için sıkıntı balık. Değil mi? Değil tabii ki ya. Senin baba de, baban yalnız. Deden inanılmaz progresif bir insan. Şöyle yerleşsek şu orman biraz can sıkar. Dağın yamacına koy abi topçuları. Çatala patala vur. Gel şu önümüzdeki ufak tepeciklik biraz tat kaçırıyor ama. Tepeciklik. Daya sen buraya. Ormanı vurmadıkları sürece bir sıkıntı yaşamayız muhtemelen. Ama önüne nasıl piyade koyacağız tabii buraya konulan topların. Aralıklarla döşeyelim. Belki bir şeyini görürüz. Ne güzel bağırıyor. Bütün cüceler var. It's a reckoning. Tamam. Felix'i şöyle ver. Gotrek'i böyle ver. Malakai, Makaison böyle dursun. Umarım pişman olmayız. The clans unite. Asıl mesele avya sağ değil. Balığın mevsimi değilse tadı tuzu olmuyor. Mecbur mevsimini bekliyorum. Balık hava durumuna da çok bakar. Of, bombalamam lazım. Koşun. Şuraya bak. Aa, bir büyü olsa. Aman Allah'ım. Şuraya bak. Şu bloba bak. Koşun. Of. Of. Arkalarına geç.
Goblinler kadar erkeksi bağıramıyorlar mı dedin sen? Goblinlerle kapıştırılan cüceler. Karşılaştırılan. Strike them down. Siz güzel yanıyorsunuz. Yanın biraz. Fire on the foe. Bunu dayanmıyor mu? Bunda öyle bir mekanik yok. Shoot the wizards. Gözde Norskalı. Ya bir Iron Drake kadar zarar veremiyorlar ya. Yine de iyi iş yaptı. 113 killleri var. Verdikleri hasar da fazladır muhtemelen. E tabi. 26k oldu hasarları. Gayet iyi hasar. Şimdiki ejder almış. Marauder Berserker'lar var. Şunları da vur. Nothing can stop us. Mermin bitmedi aslında ama. Gel. En bir atımlık performans sıkıntıları yaşanabilir. Bir atımlık şeyimiz kalmış, onu da kullanmış bulunduk. Hafiften ilerlesek mi acaba? Topçular bizimkileri vurur mu bilemedim ya. Yani çok bizimkileri vuracak yok ya. Bayağı kavisli atış yapıyorlar. Tamam. Öyle bir sıkıntı çıkacak gibi değil. Bayağı kavisli vuruyor. Sol kanattan geliyor devler. O mancınık atar gibi vuruyorlar vallahi aslanlar. Hiç de hasar vermedi. Ama şu devlerin hepsini almak lazım. Bunlar bizim başımıza bela olur. İstavriz. Peki. Söylemeyin, doğrusunu bilmesine gerek yok bence. Tüh. Biliyormuş. Afiyet olsun Tayı kardeşim. Kill Urks. Sen de gel havadan destek ver. Air support her zaman iyidir. SFO bu sırada dün de dediğim gibi hazırlanıyormuş. Çupra değildir o, çipuradır. Düzeltmeyeyim dedim ama sen kaşındın.
okunuşu çupra diye okursun. Çipura diye okumazsın yani. Allah Allah. Şipura diye okuyan duymadım ben. Peki. Seni mi kıracağım? Çipura olsun. Ya da komple Trog'u vursanıza ya. Da troller bitti sayılır. Ha, bir tanesi bitmemiş. Pikachu mu? Yanlış biliyorsunuz. Zikachu olması lazım. Oy, ne vurdu be? Engineer. Sıkışlara bak Allah aşkına, tiplere bak. Allah aşkına şu tiplere bakın ya. Çok sevimli değiller mi? Ayaklarına bakmayın tabii. Oraya bakınca hobbit gibi görünüyorlar da. Genel yapı itibariyle. Grimnir. Oh. Sen onları döv. Yandan size mi geldiler? Desteğe gidin. Cüce silahlı kuvvetleri çalışıyor ya. Mark Heisen. Öyle burun düşman götü. Bunun burnu büyük biri olarak kınıyorum bu cümleyi. Anlayışla karşılayıp kınıyorum. Oo, burada da mı troller var? Slayer'larım orada dayak yiyebilir. Vundos. Cücelere bak. Konyalı'ya dönüyorlar bir anda. Araya Konya'ya yakıştırması olmadı almazdı. Yalnız o Slayer'larım gidecek. Kurtarmamız lazım onları bir. Yavaştan şeyleri değiştirin artık. Malakai Makaisen. Mermileri bitti. Tiplere bak. Bu sırada şu ufak bilgiyi tekrardan vermek istiyorum ki bence çok kaliteli bir bilgi. Malakai Makaisen'ın şeylerini animasyonlarını Türk bir animatör yapmış. Yani beklediğimden biraz daha hasarlı geçmeye başladı bizim şey. Savaş. Deş bakayım. Thunderous Slayer.
Kırıldılar ama iyi hasar verdiler yani gider ayak. Ordu birkaç tur yatar. Oh, topçulara bak. Gerçi Gairo bayağı iyi toplamış topçuların yanında yani. Aşağıladığıma pek değmedi. Bir tek Doomseeker'ların ölmesi biraz üzdü. Early game'de ölmesi pek hoş bir şey değil. Onun dışında miner'lar falan ölse de çok şey yapmam açıkçası. Dert etmem. Ya da bu arkadaşlarımızı çok dert etmem ama Doomseeker'lar... Ya yine basacağız da kısa sürede basamayabiliriz. İnkam değil, para ver bana. Beni övme, bana para ver. Freak saydı, harbiden de freaklik bir galibiyet oldu ama bu tur ben daha hızlı yenilenmiş olacağım ona göre. Makaisa'nın Persuader diye bir şey var, ikna edicisi. Item'ı var. 3000 ünite öldür diyor. Topçularla veya uçanlarla veya Thunder Barge'la. Bunun karşılığında ne veriyormuş? Rejenerasyon veriyor, can veriyor ve mermi dolduruyor. 20 silah gücü veriyor, 5 atak veriyor, %8 de yenilenme veriyor bütün topçu ünitelerine. Yapılır, kullanılır. Ay. Efsanevi kahraman geldi mi yeni? Cücelerde var mı hatırlamıyorum. Gelmiş olabilir. Bakarız. Tamam, bunları tertemiz hallettik. Şimdi Spirit of Grugni. Valla artık tüfekli verebildiğin için tüfekli de iyi olur. Iron Drake daha da leziz olur. Yani birer birer basabiliyoruz şu an orada ama olsun. Yine de bizim için bayağı önemli. Tüfekleri geliştirmeye devam et. Only the toughest dowie. Sizleri de geliştirelim. İyi dövüşçülere dönüşmeniz lazım bizim için. Biraz da rastgele cücelerden alalım. Böyle çok üzerine düşünmemiz gerekmeyen cücelerden. Şimdi refactor yapmamız gerekiyor. Normalde early game'de hiç bastığım bir bina değil ama sonuçta istiyor bizden görev. O yüzden basacağım. Burayı da geliştir. Tarlalarını falan arttırırız o bölgenin. Orası arkadan gelir. %59 kıvamındayız şu an Age of Reckoning'e ve 2 tur kalacak. Yani 3 tur kaldı. Bu turla beraber 2 tur kalacak. Biraz daha agresif takılmamız gerekebilir. Ungrim'in oğlu geldi. Oo, nice. Ecstatic Legion bize savaş mı açtı? Gelsin bakalım. Azazel. Gel anam gel. 267 hiç de fena olmaz vallahi bizim için şu an yapıştırırsak oraya. Oradan bir tur daha bir yere vurabilir miyiz ona bakmam lazım ama vurabilirsek. Dragon's Bane tamamlandı. Güzel. Oradan ne aldık? All Seeing Eye yok olmuş. Tamam. Sal bize saldırdı. Teknoloji tamam. Sen ne veriyorsun Dragon's Bane? 2500 veriyor. %10 Oath Gold veriyormuş. Tamam. İyi, gayet işimizi görür. Güzel gidiyoruz. Fena da gitmiyoruz aslında. Yani daha fazla toparlayabileceğimizi zannetmiyorum ama başlangıç için fena değil. Onun dışında ne veriyorsun bize? Sen devam et kendine gelmeye. Sen de devam et kendine gelmeye. Basalım Altar of Spawns'u. Burayı da yerle bir ettik. Ekrund Miner'lar geldi. Buradan bir turda Forbidden Citadel yapılabilir. Şu Tower of Crack'tan arkamıza gelmesi biraz problem olabilir belki. Onun için ikinci bir ordu yapmam ama şu an çok pahalı bir seçenek olur bizim için.
Bunlar ne veriyormuş? Artı bir ünite basma şeyi veriyor. Circle of Influence, yani şu alanımızı büyütüyor. Başka Engine Room hareket hızı veriyormuş. Haritada hareket menzili veriyor. Thunderburner falan veriyor. Yenilenme ve büyüme veriyor. Yani bu da önemli. Şu da önemli. Şu an en kaliteli askeri şeyden basabildiğimiz için, gemiden basabildiğimiz için. Shooting'e. Senin yerine de bir Thunderer alayım hemen. Başka ne veriyorsun bize? Quarrelor'lara bonus veriyorsun. Iron Drake'lerde bonus var ve tabii ki Thunderer'lar ve Slayer Pilot'lar. Perfect. Greatest Inventor. Menzilli direnci veriyormuş bütün Slayer ünitelerine. Ver, yapıştır. Ki demin azıcık da olsa bir acısını çektirdi bize. Şuraya muhtemelen bir ufak Lord eklesek fena olmaz. Bir Rune Lord. Dediğim gibi Azazel'ın arkadan saldırma ihtimaline karşı şurayı tutabilecek ufak da olsa bir garnizon lazım. Thunder Barge için Kiro Reporting söylenmedi, yok. Ama çok iyi aklına geldi. Hero Reporting. Çok underrated adam Azazel. Katılıyorum. Azazel bayağı kuvvetli bir lider. Ben seviyorum aslında. Azazel'ı bayağı seviyorum. Yani Valkia'dan daha çok seviyorum açıkçası. Ya da ne bileyim, bütün Warriors of Chaos'a kıyasla, o liderlere kıyasla şey daha hoş geliyor bana. Hani Village de güzel aslında. Village'i de seviyorum ama ya Azazel'ın bir şeyi var. Hem dövüşebilmesi adına, hem büyü atabilmesi adına falan çok faydalı bir şeyi var. Gidişatı var. Sıçra bakalım. Rumriki. Bir tane daha cüce verebiliriz. Yeter zaten. Paramız da fena değil şu an. Onun dışında neyimiz var? Menzil veriyorsun. Ver. Devam. Great Book için yetişebildiğimiz bu kadar oldu. Maalesef. Yettiği kadar diyelim. Forge'da dövebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Old Gold'ların... Ulan benim Old Gold'ları nereye attım ben? Yeri harcamışsın. Valkia'daki ayak yok. Ayak mı dedin? Yine mi başladık? Ayak faşistleri mi doğmaya başladı abi? Oyundaki karakterler üzerinden ayak faşizmi mi başladı? Valkia'nın ayağı gözüküyor mu abi? Yani bu nasıl bir şey? Gel bakalım bu freak. Bütün Norska eşrafıyla savaşa girdik. Bunu sana söylettiğim için çok mutlu oldum. Abi yani çok büyük içime oturdu o mevzu. Şimdi Age of Reckoning'i %50-%74 kıvamında Trom'da tamamladık. Artı bir kontrol verdi. Artı 10 yenilenme verdi. Ve Grudge Settler'lardan birkaç güzel ünite verdi. Şimdi New Reckoning için ne yapıyormuşuz? Ya biraz bekletebiliyoruz 10 tur kadar. %20 daha çok Gares tamamlamamız gerekiyor. Yoksa hemen başlatabiliyoruz. Hemen başlatabiliriz. Şu an zaten savaş modundayım. Benim için de fena olmaz. High Elf Expedition'lar varmış. Burada da 2 tane High Elf savaşı yaparsak onu da tamamlamış olacağız. Şimdi Grudge Settler. Neyimiz vardı? Longbeard'ımız var. Slayer'ımız var. Quarreler geldi. Grudge Thrower geldi. Hani şu Miner'ı çıkartabilirim aradan. Çok gerekli bir ünite değil kendisi, malumunuz. Yalnız Quarreler alır mıyım? Şimdi farkı ne normal Quarreler'dan derseniz, Shieldbreaker bonusu var. O bizim için biraz önemli. İki, üç, dört. Ya Grudge Thrower alacağım.
Grudge Trover'da şarapnel sıkıyormuş. Ver ya Grudge Trover'ı.